Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda EBOB EKO'nun ikinci testiyle devam ediyoruz. Kenar uzunlukları 48 metre ve 60 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsa eş alanlı karesel parsellere ayrılacaktır. Bakın bu laf bizim için çok önemli. Eş alanlı diyorsa arkadaşlar çözüm farklı. Eş demiyorsa sadece karesel parsellere diyorsa çözüm farklı oluyor. O soru tipinden de var, tamam mı? Dikkatli bir şekilde takip etmemizde fayda var. Şimdi temsil olarak ne yapalım arkadaşlar? Uzunluğu 48 metre ve 60 metre olan bir dikdörtgen ele alalım. Şimdi arkadaşlar burada eş alanlı karesel parsellere ayıracaksam ikisini de aynı anda bölen en büyük ortak böleni bulmam lazım. Yani EBOB'u bulmam lazım arkadaşlar benim. Sebebini açıklayacağım şimdi. 48 ve 60 eşittir. Nedir? Bunların ikisinin en büyük ortak böleni arkadaşlar 12'dir, değil mi? Bu işlem sonunda oluşacak bölge sayısı en az diyor ya arkadaşlar. Bakın şimdi EBOB'u bulmamın sebebini açıklıyorum. Dikkatli bir şekilde takip edin. Şimdi 48 ile 60'ın ortak bölenleri mesela 2 vardır, değil mi? İşte 3 vardır, 4 vardır, işte 6 vardır. En sonunda nereye kadar gidecek arkadaşlar? 12'ye kadar gidecek. Bu iki sayının en büyük ortak bölenlerini yani 12'yi almamın sebebi ise diyelim ki varsayalım ki en küçüğünü aldım. Bu ne olacak? Bir kenar uzunluğu 2 metre olan kareleri seçmiş olacağım ben, değil mi? Bakın bu şekilde ben yaptığım zaman kare sayısı ne olacak? Fazla olmuş olacak. Yani bölge sayısı arkadaşlar çok olmuş olacak. Tamam mı? Ama ben bölgeyi yani karenin bir kenar uzunluğunu 12 seçtiğim takdirde o zaman işte 12 12 böyle seçtiğim takdirde arkadaşlar ne olmuş olacak? Bölge sayısı da az olmuş olacak. EBOB'u almamızın sebebi bu. Şimdi arkadaşlar bunları dikkatli bir şekilde yerine yazacak olursak bakın şurası 60 metre. Şurası da ne olsun? 12 metre olsun. Bu bulduğum 12 aynı zamanda arkadaşlar nedir? Bakın aralık sayısıdır. Bak bulduklarımızın ne olduğunu çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Evet. Demek ki 12'şer metre aralıklarla arkadaşlar karesel parsellere ayıracağım ben. Yani şurası şu aralık mesela 12. Tamam? Şu aralık işte 12, şu aralık 12, şu aralık 12 ve burası da 12. Toplam 5 çarpı 12'den ne gelecek arkadaşlar? 60 gelecek. Tamam? Burası da 48 metre değil miydi burası? Evet. O zaman bakın 12, 12, 12 ve 12. Anlaştık mı? Kare parsellere ayıracaksam ben bakın şu şekilde arkadaşlar şu şekilde ayırmış olacağım. Tamam. Hatta şöyle düz bir şekilde evet çizelim. Şöyle. Şimdi buradan sonra artık işimiz kolay, değil mi? Oluşacak bölge sayısını yani şunların sayısını istiyor arkadaşlar. İlk satırı saydığım zaman kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Doğru mu? 5 tane. Burada da 5 tane. Kaç tane 5 var arkadaşlar? 4 tane 5 var. O zaman 4 çarpı 5'ten ne oldu? Ne gelecek? 20 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şık. Umarım. Geldik 2'ye. Kenar uzunlukları 12 santim ve 15 santim olan dikdörtgen fayanslar kullanılarak karesel bir bölge oluşturulacaktır diyor. Fayansların bütün halde kesilmeden kullanılabildiği bilindiğine göre karesel bölgeyi oluşturabilmek için en az kaç fayansa ihtiyaç vardır? Bakın benim elimdeki arkadaşlar 12'ye 15 dikdörtgen şeklinde. Tamam. Evet. Yani bakın şurası 12 santim. Şurası da 15 santim olsun. Ben bunları kullanarak ne elde edeceğim arkadaşlar? Karesel bir fayans elde, bölge oluşturacağım. Değil mi? Şöyle karesel bir bölge oluşturmuş olacağım. Anlaştık. O zaman arkadaşlar karenin biz bildiğimiz üzere bütün kenarları birbirine eşit olacağından dolayı bu şekilde bakın şöyle hep 12 işte 12 böyle bu şekilde gidecek, değil mi? Yani burası 12'nin katları şeklinde gidecek. Burası da arkadaşlar benzer şekilde işte 15 15 bu şekilde 15'in katları şeklinde gidecek. O zaman arkadaşlar bu kare olduğundan dolayı karenin bir kenarı da eşit 12 ve 15'in ne olması lazım? En küçük ortak katını bulmam lazım. Niye? Çünkü ben en az fayansı istiyorum ya. Evet, 12 ve 15'in katını buldum. Kaç buldum? Diyelim ki işte hatta yazalım şöyle. EKOK 12 ile 15. Yani ben bunu paydasına eşitlesem kaçla eşitlerim? 60'ta eşitlerim. 60'ın katları da olabilir ama ben en azı istediğim için arkadaşlar 60'ın katlarını almayacağım. Sadece 60 alacağım. Anlaştık mı? Demek ki karenin bir kenarı ne olması lazımmış? 60 olması lazımmış. Evet. Ben şimdi bu karesel bölgeyi oluşturmayacağım mı? İçini tamamlamayacağım mı? Evet. İçi dediğim zaman arkadaşlar bunun alanı gelmez mi aklıma? Anlaştık. Ben zaten bunun kaç tane gerektiğini bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Bu karenin alanı nedir? 60 çarpı 60'tır. Doğru mu? Bölü. Peki ben şunları kullanmayacağım mı arkadaşlar? Bunun alanı nedir? 12 çarpı 15 değil mi? Bundan bunu buna bölerek kaç tane olduğunu bulurum.
Ya da şöyle de düşünebilirsin. Bak şöyle de düşünebilirsin. Ben şimdi bu 60 çarpı 60'ın tamamını kullanacağım. Değil mi? Evet, eşittir. Peki hangileri kullanacağım bu içini doldurmak için? 12 çarpı 15'ten. Peki kaç tane lazım bu 12 çarpı 15'ten? Diyelim ki x tane. O zaman ne yapacağım? Bu şekilde olacak. Her tarafı yine x'i yalnız bırakmak için her tarafı 12 çarpı 15'e bölüyorum ya arkadaşlar. Az önceki yaptığım işlem de buradan geliyor. O şekilde de düşünebilirsiniz. Sadeleştirdiğim zaman 4, sadeleştirdiğim zaman 5, x de buradan 5 çarpı 4'ten yine 20 gelecek. Doğru cevabımız D şık. Geldik 3'e. Ayrıtları 2 santim, 3 santim ve 4 santim olan özdeş dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalar kullanılarak içi dolu bir küp oluşturabilmek için en az kaç tuğlaya ihtiyaç vardır? Evet. Şimdi bu dikdörtgenler prizmasının uzunlukları neymiş arkadaşlar? Mesela burası 2 santim, şurası 3 santim, uzunluğu da arkadaşlar 4 santim olsun. Ben bunları kullanarak ne yapacağım? Küp oluşturacağım. Küpün bütün ayrıtları da eşit değil mi? Evet. O zaman arkadaşlar bakın bu tarafa doğru hep 2, 2, 2, 2. Yani 2'nin katları şeklinde gidecek. Şurası da 3, 3, 3, 3. Burası da 3'ün katları. Yüksekliği de 4, 4, 4, 4. Yani 4'ün katları şeklinde. Az önceki yaptığımız mantıktan dolayı arkadaşlar küpün bir kenarı eşit olduğundan dolayı yani bütün ayrıtları eşit olduğundan dolayı 2'nin, 3'ün ve 4'ün en küçük ortak katını bulmam lazım benim. Haliyle bu da 2, 3, 4'ün ekokunu bulmak demektir. Ben bunları payda eşitlediğim zaman da 12 de eşitlenecektir arkadaşlar. Öyle değil mi? Tabii katları da olabilir ama ben en azını istediğim için ne seçmem lazım küpün ayrıtını? 12 seçmem lazım. Ben bunun içini dolduracağımdan dolayı arkadaşlar küpün hacmi demektir bu. İçine dolduracağım için. Küpün hacmi de bir kenarı 12 ise hacmi de 12 çarpı 12 çarpı 12'dir. Değil mi? Peki neyle dolduracağım ben? 2, 3 ve 4 santim dikdörtgenler prizmasıyla. 2 çarpı, bunun hacmi de 2 çarpı 3 çarpı 4 değil mi? Evet. Kaç tane olacak bundan? Diyelim ki x tane. Buradan gerekli sadeleştirmelerimizi yapacak olursak, bakın sadeleştirdim 6, sadeleştirdim 4, sadeleştirdim 3. 3, 4 ve 6'nın çarpımı da ne olacak arkadaşlar? 72 olacak. Doğru cevabımız C şık. Burada ayrıt uzunlukları 18, 28 ve 32 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki helva, kenar uzunlukları tam sayı olan küp şeklinde özdeş parçalara ayrılacaktır diyor. En az kaç parça oluşturulur? Ben de şimdi ne yapacakmışım arkadaşlar? Bunlardan özdeş parçalara ayıracakmışım küp şeklinde. Evet. O zaman küp şeklinde olacağından dolayı benim ne yapmam lazım? 18'i, 28'i ve 32'yi aynı anda bölen en büyük sayıyı bulmam lazım. Tamam. İkisine aynı anda bölen en büyük sayı nedir arkadaşlar? Mesela 2'dir. Değil mi? Evet, 2'dir. O yüzden arkadaşlar benim demek ki bir kenar uzunluğu 2 birim olan küplerden ayırmam lazım. Ben şimdi yine benzer şekilde bunun hacmini arkadaşlar hacmini bulacak olursam 18 çarpı 28 çarpı 32 birim küplük santimetre küplük ne var? Bir hacim var. Ben bundan arkadaşlar bir kenar uzunluğu 2 santim olan küpten bunun küpün hacmini bulacak olursam bundan kaç tane gerekir acaba? Onu bilmiyorum. Şimdi ne yapacağım? Bakın buradan sadeleştirdim 9. Sadeleştirdim 14. Sadeleştirdim 16 arkadaşlar. Bunların hepsini de çarptığım zaman ne olacak? 2016 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Bakın niye en büyük ortak bölenini aldım? Şimdi bunların aynı anda bölen sayı aynı zamanda bir de bunların hepsini bölmez mi? Evet. O zaman ben bir birim bir parça küp çıkaracak olsaydım arkadaşlar bir kenar uzunluğu değil mi? Bir birim küplük bir parçalar çıkaracak olsaydım o zaman ne olacaktı? Bakın benim parça sayım daha fazla olacaktı. Anlaştık mı? Geldik 5'e. Aynı maddeden yapılmış olan uzunlukları 24 santim, 36 santim ve 44 santim olan kablolar hiç artmayacak ve eş uzunluklu olacak şekilde parçalara ayrılacaktır. Bu işlem sonunda en az kaç parça oluşturulur? Ben yine parça sayısının ne olmasını istiyorum? Az olmasını istiyorum. O zaman benim bu üçünü de aynı anda bölen sayıya ihtiyacım var, değil mi? Parça sayısının az olmasını istediğimden dolayı. Evet. O zaman arkadaşlar EBOB 24, 36 ve 44 diyecek olursam bunların üçünü de aynı anda bölen sayı nedir? İşte 4'tür. Evet. Demek ki ben ne yapmam lazımmış? O uzunluğu 4 olarak seçmem gerekiyormuş. 4 santim seçtiğim zaman arkadaşlar bu 24 bölü 4'ten kaç parça yapacak? 6 parça yapmış olacak. 36 bölü 4'ten 9 parça bundan gelecek. 44 bölü 4'ten de arkadaşlar
11 parça da buradan gelecek. Toplamda bize parça sayısını istiyordu. 6, 9 daha 15, 11 daha 26 gelecek. Doğru cevabımız A şık. Geldik 6'ya. Kenar uzunlukları 72 metre ve 80 metre olan dikdörtgensel bir tarlanın çevresine eşit aralıklarla ve tarlanın köşelerine denk gelecek şekilde ağaç dikilecektir. Bu işlem için en az kaç ağaç gereklidir? Bak, ağaç sayısının en az olmasını istiyor. O zaman ben 72 ve 80'i bölen en büyük sayıyı bulmam lazım. Yani EBOB'undan bahsediyoruz arkadaşlar. EBOB 72,80 nedir bu da? 8'dir, değil mi? Evet. O zaman hemen şöyle bir dikdörtgen çizecek olursam temsil olarak. Evet. Şurası bakın arkadaşlar 80. Şurası da 72. Bu neydi arkadaşlar? Aralık sayısı. Tamam mı? Aralık sayısı derken. Evet. Şimdi ağaç dikeceğim ya. İki ağaç arası mesafe aslında. Şöyle diyelim. İki ağaç arası mesafe dersek daha iyi olur. Tamam. Şimdi arkadaşlar 80'i bak 8'er 8'er metre aralıklarla dikeceğim ya ben. Evet, köşelerine de dikeceğim. Yani şuraya da dikeceğim. O zaman bakın mesela şöyle düşün. Aralık sayısı 8 ise ağaç sayısı bundan bir fazla olmuyor muydu? Evet, oluyordu. O zaman arkadaşlar ben şuraya bak şunları da şuraya da dikeceğim ya. O zaman kaç tane ağaç olmuş olacak arkadaşlar? 9 tane ağaç olmuş olacak. Öyle değil mi? Anlaştık. Şimdi benzer şekilde bak ben çevresinde dikeceğim için şuradan şuraya kadar da bakın şu sıraya da kaç tane dikeceğim? 9 tane ağaç dikmeyeceğim mi? Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim şu kısa kenara ne kadar dikeceğiz acaba? Kısa kenara. Yine bakın 72 bölü 8'den 9 tane aralık olacak. 9 tane aralık için burada kaç tane ağaç kullanılır? 10 tane ağaç kullanılır. Şimdi benzer şekilde 10 ağaç da burada kullanılmayacak mı? Evet. Ama ben burada ne yaptım arkadaşlar? Köşeleri, bakın köşeleri ikişer kere saymış oldum. Değil mi? İkişer kere saymış oldum. O zaman ne yapacağım? En son o 4'ü çıkartırım arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim. Bakın. Şuraya herhalde yanlış saydık, değil mi? Şurası 9 ağaç değil. 80'i 8'e böldüğüm zaman 10 tane aralık yapar. O zaman 11 tane ne yapacak? Ağaç yapacak. Burası da 11 ağaç. Hepsini bir toplamış olsam ne olacak çevresinde arkadaşlar? 11, 11, 22, 10, 10, 20 toplamda 42 ağaç dikilecek. Ama ben köşelere dediğim gibi arkadaşlar 2 defa saydığımdan dolayı 4'ü ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. 4'ü de çıkardığım zaman geriye 32 kalmış olacak. Doğru cevabımız D şık. Diye boyutları 108 santim ve 144 santim olan dikdörtgen şeklindeki bir kumaş kare şeklindeki eş bölgelere ayrılıyor. Bakın bu laf bizim için önemli. Oluşan bölgelerin köşelerine birer adet düğme dikiliyor. Bu düğme fiyatının 2 TL olduğu bilindiğine göre düğmelerin toplam fiyatı en az kaçtır? Düğmelerin toplam fiyatının en az olması için benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Az düğme olması lazım. Öyle değil mi? Evet. O zaman ben ne yapmam lazım? Bölge sayısını da az tutmam lazım. Peki bu ne anlama geliyor? Bunların bölen en büyük sayı. Yani EBOB. Yani EBOB'larını alacak olursam arkadaşlar 108 ve 144'ün ne olacak? 36 olmuş olacak. Anlaştık. Yine temsili olarak arkadaşlar ne yapalım? Hemen bölgelerimizi çizelim. Dikdörtgensel bölgemizi çizelim. Evet. Şimdi burası arkadaşlar 144. Şurası da ne? 108. Ben yine karesel bölgelere ayıracağım. Tabii eş karesel bölgelere. Bu laf bizim için önemli. Ayırdığım zaman arkadaşlar ne olacak? 36'şar 36'şar ayıracağım zaman ayıracağım için 144 bölü 36'dan ne olacak? 4 tane aralık olacak. 4 tane aralık olacak. Evet. O zaman arkadaşlar 108 bölü 36'dan 3 aralıkta ne olacak arkadaşlar? Buradan olacak. Bak temsil olarak şöyle yapalım. Bakın. Karesel bölgelere yapacağım ya arkadaşlar. Evet. Peki o zaman bunda kaç tane kare oluşur ona bakalım. Tamam mı? Şimdi şöyle yapalım. Ben şimdi karesel bölgeler bunun iç kısmında oluşmayacak mı? Evet. İç kısmında oluştuğu için benim aklıma ne gelecek? Alan gelecek. O zaman bunun alanı ne olacak arkadaşlar? 108 çarpı 144 olacak. Peki ben bir kenar uzunluğu 36 santimetre olan kare kullanmayacağım mı? Evet. O zaman ne olacak arkadaşlar? 36 çarpı 36 olacak karenin kenarı. Peki bundan kaç tane gerekecek? Diyelim ki x tane. Anlaştık. O zaman gerekli sadeleştirmeleri yaparsam bak burası 3, burası da ne olacak? 4. 3 çarpı 4'ten ne olmuş olacak arkadaşlar? 12
olmuş olacak. Değil mi? Hatta şöyle yaparsak biraz daha güzel olacak. Şekil üzerinde de gösterirsem o karesel parçaları. Bak şöyle yapalım. Bak 36 olacak ya aralık sayısı. O zaman 4 tane aralık olacak değil mi? 2, 3 ve 4. Tamam. Burada da aynı şekilde 108'i 36'ya bölersem ne olacak? 3 tane 36 mı olacak? Evet. Tamam. Peki ben karesel bölgeleri oluşturduğum zaman şöyle mi olacak arkadaşlar? Bakın. Tam bu karesel bölgelerin köşelerine şey yapacağız ya. Demek ki bak neresi olmuş oluyor? Şurası. Şurası. Evet. Bakın köşelerine ne olmuş oldu? Bak bunların hepsine ne olacak arkadaşlar? Dikmiş olacağım. Bak ben burada bir tanesini sayacak olursam bir tane de bak kaç tane oluyor? Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane düğme dikmiş oldum. Değil mi? Burada 5. Burası da içinde 5 değil mi? Evet. Bak burası içinde 5. Burası içinde 5. O zaman 5 çarpı 4'ten ne oldu arkadaşlar? Toplamda 20 tane olmuş oldu. 20 tane düğme dikmem lazım. Düğmelerin de fiyatı 2 TL değil miydi? O zaman 20 çarpı 2'den ne oldu arkadaşlar? 40 TL olmuş oldu. Şurayı da bir düzeltelim. Çünkü burası biz neyi bulduk arkadaşlar? Burada köşelerine de burada diyor ya. O yüzden arkadaşlar bakın biz burada aralık sayısını bulmuş olduk. Şimdi şöyle 4 tane aralık varsa bak 4 aralık varsa bunun bir fazlası kadar düğme sayısı olacak ya ağaç gibi düşünün. 4 aralık varsa 5 ağaç vardır. İşte 3 aralık varsa 4 tane vardır ya. O yüzden bunları ne yapmam lazım? Benim birer tane fazlasını almam lazım. Pratik olarak şöyle de derler zaten. Aralık sayısının bir fazlası 5. Bunun da bir fazlası ne olacak? 4. 5 ile 4'ü çarparsam toplamda 20 tane var. Her biri de 2 TL olduğundan dolayı 20 çarpı 2'den 40 TL olmuş olacak. Doğru cevabımız D şık. Tamam. Geldik 8'e. Ayhan toptancıdan aldığı 84 litre, 96 litre ve 100 litre hacmindeki zeytin yağlarını hiç artmayacak ve eşit hacimli olacak şekilde şişeleyecektir. Bakın eşit hacimli olacak. Laflar önemli bizim için. Bu işlem için en az kaç şişeye ihtiyaç vardır? Arkadaşlar en az olması için yine mantığı artık anladınız. 84'ü, 96'yı ve 100'ü aynı anda bölen en büyük sayı olmuş olacak. Değil mi? Bu da kaçtır arkadaşlar? 4 müdür? Evet. Yani EBOB 84, 96 ve 100. Bunların EBOB'ları ne olacak arkadaşlar? 100 olacak. O zaman 84 bölü 4'ten ne gelecek? 21 tane bundan gelecek arkadaşlar. Tamam. 21 şişe buradan gelecek. 96 bölü 4'ten 24 şişe buradan gelecek. 100 bölü 4'ten de 25 şişe buradan gelmiş olacak. Tamam. Yani bu 4 buldum arkadaşlar. EBOB bu ne demek? Aynı zamanda bu şişenin artık kapasitesi. Anlaştık mı? Evet. Demek ki bizden şişe sayısını istiyordu. 21, 24 daha 45. 45 ile 25 topladığım zaman 70 olacak. Doğru cevabımız D şık. 20 kilo elma, 24 kilo portakal ve 18 kilo üzüm birbirine karıştırmayacak ve eşit ağırlığa sahip olacak şekilde poşetlenecektir. Görüyorsunuz değil mi bu lafları? Evet. Bu işlem için en az kaç poşete ihtiyaç vardır? Yukarıdakinin aynısı 20'yi, 24'ü ve 18'i bölen en büyük sayı. Nedir arkadaşlar? 20'yi, 24'ü ve 18'i bölen en büyük sayı nedir? 2'dir. Tamam. Demek ki poşetler arkadaşlar 2 kapasitesi 2. Öyle düşün 2 kilo. Tamam. O zaman 20 bölü 2'den buradan 10 poşet. 24 bölü 2'den bu da ne olacak? 12 poşet. 18 bölü 2'den de 9 poşet. Buradan arkadaşlar 10, 22, 9 daha toplamda demek ki bizim 31 poşete ihtiyacımız varmış. Doğru cevabımız B şık. Kenar uzunlukları 24 metre ve 36 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarla karesel bölgelere ayrıldığında en az kaç karesel bölge oluşur? Bak burada dikkat ettin mi arkadaşlar? Karesel bölge diyor da eş diyor mu? Eş demiyor. O zaman bak burada çok dikkatli olmamız lazım. Bak buna bir yıldız atıyorum baştan. Anladık mı? Evet. Şimdi bunu da arkadaşlar hemen dikdörtgenimizi yine çizecek olursak şöyle. Evet. Şurası 36 metre. Şurası da 24 metre. Bakın bunun çözümü diğerlerinki gibi olmayacak. Ben şimdi karesel bölgenin en az olmasını istiyorum. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman bakın arkadaşlar dikkat edin burada. Şu 36 santimi ne yapayım? 36 metreyi daha doğrusu 24'e 24 şeklinde ayırıyorum.
Burası 24 metre, 24 metre. Geriye de 12 metre kaldı mı arkadaşlar? Evet. Bak şu 24'e 24'lük burada bir tane kare oluştu mu? Oluştu. Peki şurada 12. Bakın burası da 24 değil mi? 24'e 12. Bak ben bunu tam ortadan ikiye böldüğüm zaman bak burada da 12'ye 12'lik bir kare oluştu. Burası da 12 kaldı. Burası da 12 zaten. Yine 12'ye 12'lik bir kare olmuş oldu. Kaç tane kare oluştu burada? 3 tane kare oluşmuş oldu. Ama bak burada bana deseydi ki eş olacak bunlar deseydi bunları bu şekilde yapma şansım yoktu. Çünkü benim burada oluşturduğum kareler birbirine eş falan değil. Anlaştık mı? Eş diyor mu, demiyor mu? İlk başta dikkatini bunlar çekmiş olsun arkadaşlar. Geldik 11'e. Ayrıt uzunlukları 48 metre, 60 metre ve x metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir dolap eş hacimli küp şeklinde bölmelere ayrılmak istendiğinde en az 120 bölme oluşturulabildiğine göre x en az kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 48 ve 60'a baktığım zaman bunların en büyük ortak böleni nedir? Nedir? 12'dir. Öyle değil mi? 48 ve 60'a baktığım zaman bunların ortak böleni 12'dir. Şimdi arkadaşlar o zaman benim en az olmasını istiyorum ya ben. Bakın en az kaç bölme oluşmuş? 120 bölme oluşmuş. O zaman x'i de ne seçmem lazım? 12 ve 12'nin katı seçmem lazım. Sebebi ne? 12 seçmediğim zaman, bak x'i 12'nin katı seçmediğim zaman, o zaman ne olacak arkadaşlar? Mesela 48, 60'ı ve x'i bölen ne olacak? En büyük sayı 12'den küçük olmuş olacak. 12'den küçük olması demek arkadaşlar, o zaman ne olacak? Bu bölme sayısının 120'den fazla olduğu anlamına gelecek. Anlaştık mı? O yüzden x'i de ben ne seçmem lazım? 12 seçmem lazım. 12'nin katları seçmem lazım. Daha doğrusu. Anlaştık. Tamam. O zaman arkadaşlar bakın. Ben ne yapacağım? Dikdörtgenler prizması şeklinde küp şekli bölmelere ayıracağım ya arkadaşlar. O zaman bu dikdörtgenler prizmasının içinden bahsediyorum ben. İçi dediğim zaman da hacmi aklımıza gelecek. Prizmanın hacmi de 48 çarpı 60 çarpı x gördüğüm yeri artık 12k yazıyorum. Tamam. Şimdi bu 12 dediğim ne arkadaşlar? Bu küp sayısının değil mi? Ya daha doğrusu küpün kenar sayısı arkadaşlar. Bir küpün kenar sayısı da arkadaşlar 12 ise bunun hacmi ne olacaktır? 12 çarpı 12 çarpı 12 olacaktır. Peki bundan kaç tane var? Bilmiyorum. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapacak olursak bakın burası 4, sadeleştirdim 5. Burada da ne kaldı arkadaşlar? Sadece k kaldı. Yani buradan 20k olmuş oldu. Değil mi? 20k olmuş oldu. Bu da kaça eşitmiş arkadaşlar? 120'ye eşitmiş. Buradan k değerinde ben ne bulurum? Ne bulurum? Arkadaşlar 20 pardon 6 bulurum. Değil mi? Peki benden ne istiyordu? X'i istiyordu. X'e de ben 12k demedim mi? Evet. 12 çarpı 6'dan 72 gelmiş olacak. Doğru cevabımız E şık. 12'ye Ayşe bir kutu şekeri günde 4 tane yerse son gün kutuda bir şeker. Şimdi arkadaşlar günde 4 tane yerse de kaç gün var? Bilmiyorum. Diyelim ki x gün var. O zaman x günde 4x tane yiyecek. Son günde bir tane şeker kalacak arkadaşlar. Anlaştık. Günde 3 tane yerse peki kaç gün yiyecek böyle? Diyelim ki y gün. O zaman 3y tane yiyecek. Son günde 2 şeker kalmaktadır. O zaman 2 tane daha ne yapmam lazım? Eklemem lazım. Bunların hepsi şeker sayısı değil mi? İkisi de aynı şeker sayısını veriyor arkadaşlar. O yüzden şeker sayısına da aynı zamanda şey diyecek olursam bunların hepsinin birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Buradan arkadaşlar şimdi bir bakalım şeker sayısını biz burada bir bulmaya çalışalım. Tabii en az kaç günde bitirir diyor ya. O zaman benim bunları ne yapmam lazım? En küçük ortak katlarını bulmam lazım. Haliyle bakın ben şuraya 1 eklersem burası 3'ün katı olur. Buraya da 1 eklersem bak burası 4'ün katı olmuyor. Tamam mı? O zaman ne yapıyorum? Değiştiriyorum. 1'e ne ekleyeyim arkadaşlar? Bak şuraya 1 eklemiştim ya. Artık bu 3 ile bölünebilme kuralından dolayı biz biliyoruz ki artık 4 ekleyeyim. 4 eklediğim zaman ne olacak arkadaşlar? Bak burası 6 olacak. 4 eklediğim zaman bak burasının 4'ün katı olmuyor. Bu da olmadı. 4'e bir 3 daha eklersem ne olacak? 7 eklemiş olacağım. Buraya 7 eklersem bak buraya da 7 ekledim. Şimdi ne oldu? Ş artı 7 eşittir. 4x artı 8. 4 parantezine alırsam x artı 2. 3 parantezine alırsam y artı 3 gelmiş olacak. Yani burası 4 ve 3'ün en küçük ortak katı olmuş oldu. 4 ve 3'ün en küçük ortak katı da arkadaşlar ne olacak? 12 ve katlar olur. Ama ben şimdi en az olmasını istiyorum ya. O zaman ne yapmam lazım? K'yı 1 seçmem lazım. Tamam. K'yı 1 seçersem Ş artı 7 eşittir 12 olacak. Buradan da Ş eşittir 5 olmuş olacak arkadaşlar. Demek ki bir kutu şekerde kaç tane varmış? 5 tane. O zaman 8 kutu şekerde kaç tane olur? 40 tane olur arkadaşlar.
Her gün 2 tane yerse o zaman demek ki 20 günde bunu ne yapmış olacak? Bitirmiş olacak. Doğru cevabımız D şık. 3 farklı saatin alarmı sırasıyla 1 bölü 3, 2 bölü 5 ve 5 bölü 6 saatte bir çalmaktadır. Bu 3 saatin alarmı birlikte ilk kez yukarıdaki görseldeki saatte çaldığına göre, yani onda çaldığına göre 3. kez çaldığında saat kaçı gösterir? İlk kez zaten çalmış arkadaşlar. Demek ki bundan sonra 2 kez daha çalması gerekiyor. 2 kez. Tabii 3 alarm birlikte çalacak. O zaman arkadaşlar biz ne yapacağız? Bunların en küçük ortak katlarını bulacağız. Bunu bulurken de bakın ne yapıyordum? Şöyle 1 bölü 3, 2 bölü 5 ve 5 bölü 6. Bunu pratik olarak bulmanın yolunu göstermiştim. Nasıl? Pay kısmının ekokunu alıyorduk. 1, 2 ve 5. Paydanın da arkadaşlar eboblarını alıyorduk. Yani 3, 5 ve 6. Bunların ekoku ne olacak arkadaşlar? 10 olacak. Paydanın ebobu da 1 olacak. Demek ki bunlar 10 saatte bir ne yapacak arkadaşlar? Birlikte çalacaklar. Zaten ilk kez çalmıştı ya. İki kez daha çalacaktı arkadaşlar. Değil mi? Demek ki 20 saat olmuş olacak. Değil mi? 20 saat sonra 3'ü yine birlikte çalmış olacak aynı anda. 10'a 20 eklediğim zaman ne olacak arkadaşlar? 30 saat olacak. Saat olarak zaten günde en fazla 24 saat var. O yüzden ben bundan 24'ü çıkardığım zaman saat 6'da ne olacak arkadaşlar? 3'ü aynı anda yine birlikte çalmış olacak. Doğru cevabımız D şık. Kenar uzunlukları 65 metre ve 25 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsanın bir köşesine kare şeklinde alanı 225 metrekare olan bir ev yapılıyor. Arsanın kalan kısmı birbirine eş kare biçiminde bak birbirine eş kare biçiminde hazır çimleriyle kaplanacaktır. Bu iş için en az kaç kare şeklinde hazır çim gereklidir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir dikdörtgenimizi çizecek olursak. Evet. Neymiş bu? Bakın 65 şurası 65 metre. Şurası da arkadaşlar ne olsun? 25 metre olmuş olsun. Şimdi en az olmasını istiyorsam benim yine bunları ne yapmam lazım? 65 ve 25'in en büyük ortak bölenini bulmam lazım. Bulacak olursak arkadaşlar ne olacaktır? 5 olacaktır. Tamam mı? Yani bir kenar uzunluğu 5 metre olan kareler hazırlamam lazım benim. Evet, kaplamam lazım. Şimdi bir köşesinden ne diyordu? Alanı 225 metrekare. Alanın 225 metrekare ise bu karenin bir kenar uzunluğu ne olması lazım? 15 olması lazım. Diyelim ki orası da arkadaşlar şurası olsun. Şöyle. Şurası 15 metre olsun. Tamam. Burası hariçmiş arkadaşlar. Yani ben buraya çimle kaplamayacakmışım. O zaman ne yapayım? Ne yapayım? Ben şimdi normal şartlar altında bunun tamamını kaplasaydım ne yapacaktım? İç kısmı ya alandan bahsedecektim, değil mi? Bunun alanı, büyük dikdörtgenin alanı 25 çarpı 65 olacaktı. Ben arkadaşlar ne yapacaktım? Karenin bir kenarında 5 seçecektim. Karenin bir alanında ne olacaktı? 5 çarpı 5 olacaktı. Peki bundan kaç tane ihtiyaç var? X tane olsun. O zaman sadeleştirmeleri yaptığım zaman bak burası 5, burası da 13. Yani 65 tane ne olacaktı arkadaşlar? Kare olmuş olacaktı. Değil mi? Evet. Peki ama ben şimdi şu kısma bak şu kısma kısma çimle kaplamayacağım. Normalde o zaman ne yapacağım arkadaşlar? Tamamından şu kısmı çıkarmam lazım. Bu kısma ne kadar gerekliydi? Şimdi kenar uzunluğu 15 çarpı 15 değil mi? Evet. Ben ne yapacağım? Beşliklerden seçeceğim. 5 çarpı 5'ten acaba kaç tane? Diyelim ki y tane olsun. Bunları sadeleştirdiğim zaman 3. Sadeleştirdiğim zaman 3. Yani y eşittir 9 tane. Yani burası için arkadaşlar 9 tane gitmiş olacak. O zaman 65'ten 9'u çıkardığım zaman ne olacak? Geri kalan kısmını bulmam gerekecek. Bu da 56 olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız C şık. Geldik 15. ve son sorumuza. Yukarıda A, B ve C sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiştir. Buna göre A, B, C'nin OBEB'i artı E kaçtır? Şimdi arkadaşlar dikkat edecek olursak bakın şurası en son K'dan başlayalım. 7, 7, 7'ye bölünmüş 1 olmuş. Bak yukarılarda K olduğu için yine aynı şekilde 7 demek. 7 ile 3'ü çarparsam bak burası 21. 21 ile 2'yi çarparsam bak burası da 42. Gerçekten de teyit edelim. 42'yi 2'ye böldüğüm zaman 21. 21'i 3'e böldüğüm zaman bak 7. 7 3'e bölünmez yine 7 olarak yazılmış. 7 5'e bölünmez bak yine 7 olarak yazılmış. 7 7'ye böldüğü zaman bak 1 bulunmuş. Tamam mı? Şimdi şu L'yi bulmaya çalışırsam ben bak şurası 5'miş ki 5'i 5'e böldüğüm zaman 1 gelmiş.
Bak yukarısı da L olduğundan dolayı demek ki burası da 5. Burası da 3 katı. Bak 15. 15'in 2 katı. Bak burası da 30. M'yi bulalım. Demek ki en son burası 3'müş arkadaşlar. 3'ü 3'e böldüğüm zaman 1 gelmiş. Tamam. Harf değişimi olduğundan dolayı burada 3 çarpı 3'ten bak F 9'muş. 9 çarpı 2'den de C'de 18'miş. ABC'nin o zaman OBEP'leri ne olacak? Bakın şöyle OBEP. A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 42. B'yi ne bulduk? 30. C'yi de 18 bulduk. Artı E. E dediğimde arkadaşlar bakın burada 15 olarak buldum. 42, 30 ve 18'in en büyük ortak böleni nedir arkadaşlar? 6. 6 artı 15'ten de 21 gelecek. Doğru cevabımız C şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.